Akademi canlı dersinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben kimya öğretmeni Burak Mutlu. Bugünkü konumuz alkoller. Hazırsanız başlayalım. Evet, alkolleri bir tanımlayalım. Alkoller OH fonksiyonel grubuna sahip olan yapılardır. Burada belirli kurallarımız var. Bir yapının alkol olabilmesi için OH'ın bulunduğu karbon atomu SP3 hibritleşmesi yapmalı. Yani bu karbon atomunun bütün bağları sigma bağ olmalı arkadaşlar. Çiftli bağ bulundurmamalı, üçlü bağ bulundurmamalı. Yani yapı bu karbon atomu için konuşuyorum. O OH'ın bulunduğu karbon atomu pi bağ içermemeli. O zaman ben böyle bir yapı yazsam şu anda bu yapı bir alkol yapısı olabilir arkadaşlar. E diğer taraftan e, anti örneklerini de gösterelim. Mesela şu yapı bir alkol değildir. Neden? OH'ın bulunduğu karbon atomu gördüğünüz gibi çiftli bağ yapmış. Bu alkol örneği değil. Ha şöyle olabilir. Mesela karbonlar çiftli bağ yaptı. Bir başka karbon atomu ve OH grubu bağlandı. Burada bizim için önemli olan OH'ın bağ yaptığı karbon atomu gördüğünüz üzere bu karbon atomunun bütün bağları sigma bağ olduğu için bu bir alkol yapısıdır. Yani önemli olan OH'ın bulunduğu karbon atomu sp3 hibritleşmesi yapsın. 4 tane bağ farklı ya da aynı atomlarla yapsın. Pi bağ bulundurmasın. Bundan sonrakiler bulundurabilir herhangi bir sakıncası yok. Kendi aralarında ve su ile hidrojen bağ yaparlar. Hidrojen bağını hatırlayalım. İki tane şartımız vardı. Hidrojen bağ için molekül polar olmalı. Ve hidrojen atomu flor, oksijen ve azota bağlanmalı. O zaman bizim alkolümüz, alkol molekülümüz şöyle çizecek olsak buradaki hidrojen diğer bir alkol molekülünün oksijeniyle ne yapacak arkadaşlar ee, bağ yapacak ve hidrojen oksijene bağlandığı için hidrojen bağ oluşturacak ee, onun dışında suya da baktığımız zaman suyun açık yapısı da bu şekilde olduğu için arkadaşlar yine buradaki hidrojen ne yapacak sudaki oksijene e, bağlanacak ve Burada zayıf etkileşim sonucu hidrojen bağı oluşacak diyoruz. Hidrojen bağı zayıf etkileşimlerin en kuvvetlisidir bu arada. Karbon zinciri sayısı arttıkça kaynama noktaları artar. Dallanma arttıkça kaynama noktaları düşer. Aslında biz bu özelliği alkan, alken ve alkinlerde diğer yapılarda da söyledik. E yine ifade edelim. Mesela bizim düz zincirli olan bir alkol yapımız var. Burada dört tane karbon atomu var aynı şekilde e, bir de 5 tane karbona sahip olan başka bir alkol yapısına baktığımızda burada bir numara bu olsun iki numara bu olsun e, Bir de yine aynı şekilde diyelim ki e, dört tane olsun dört tane karbon atomuna sahip olan ve dallanma yapmış başka bir bir e, Alkol molekülü olduğu zaman şimdi ilk etapta bakıldığı zaman e, burada arkadaşlar en fazla zincire sahip olan e, en yüksek kaynama noktasına sahiptir. Sonrasında yine ikisi arasında 2 iki ile 3 arasında bir kıyaslama yaptığımızda karbon sayıları aynı ancak üçüncüsü şurada bir dallanma yaptığı için ve dallanma sayısının artması da kaynama noktasını düşürdüğü için. Üçüncüsü en düşük kaynama noktasına sahipken birincisi en yüksek kaynama noktasına sahiptir. Alkoller mono ve polialkol olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Daha öncesinde de bahsetmiştik mono alkol yapısı bir tane OH grubu içeren yapıdır. Şöyle şuraya bir CH3 çizelim. Bu arada bu zincirler uzayabilir arkadaşlar. Ben sadece göstermek için böyle dolduruyorum metil gruplarıyla. Ee, burada arkadaşlar OH grubu bir tane ise e, bu monoalkol yapısıdır. Eğer birden fazla OH grubu varsa bu polialkol olarak isimlendirilir. Bizim için önemli olan nokta OH grupları aynı karbon atomuna bağlanmasın. Bu Şekildeki Bir Durumda Arkadaşlar e, Yapı Bir Alkol Olmuyor e, Bu Şekilde Bir Gösterimi Var Burada Çoğaltabilirsiniz OH Grubunu Her Karbon Atomu Yeter Ki Bir OH Grubuna Bağlı Olsun Yine Söylüyorum Şöyle Bir Yapı Alkol Değildir Aynı Karbon Atomuna iki Tane OH Bağlanmayacak Bir Sonraki e, Maddeye Baktığımızda primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere radikal grupları bağlı olarak 3 e, üç sınıfta incelenir. Şimdi primer alkole baktığımızda primer alkol. Primer alkolde karbona bir tane OH bağlı arkadaşlar ve bu karbon atomuna bakın OH'ın bulunduğu karbon atomuna bir tane radikal bağlı ise ve diğer bağlarını hidrojenle yapıyorsa bu primer alkoldür. Buradaki radikal CH3 olabilir, C2H5 olabilir, C3H7 olabilir. Yani buradan uzayabilir. Bizim için önemli olan şu OH'ın bulunduğu karbon atomu bir tane radikalle bağ oluştursun, diğer iki bağını hidrojenle yapsın. Bu primer alkoldür. Sekonder alkole bakalım. Sekonder alkol burada da arkadaşlar yine OH'ın bağlı olduğu karbon atomu iki tane radikalle bağ yapsın. 1 tane hidrojenle. Yani bir radikalle bağ yaptığında primer oluyor. 2 radikalle bağ yaptığında sekonder tahmin edebileceğiniz gibi ters yerde ne olacak arkadaşlar? OH'ın bağlı olduğu karbon atomu 3 tane radikalle bağ yaptığı zaman e burada arkadaşlar bu da tersiyer alkol olarak isimlendiriliyor. Şimdi alkollerin adlandırmalarına bakalım. IUPAC Uluslararası Kimya Birliği sistemine göre adlandırma yapılırken her zamanki gibi arkadaşlar en uzun karbon zincirini belirliyoruz. Tıpkı alkanlar, alkenler ve alkinler gibi ve burada da yine fonksiyonel grubumuz burada OH olduğu için OH grubuna en küçük numara verilecek şekilde numaralandırma yapıyoruz. Daha sonrasında yine dallanmaların bulunduğu karbon atomlarının numarası önce sonra dallanma yapan grubun adı söyleniyor. En son en uzun zincirin ismi OH'ın bulunduğu karbon atomunun numarası da söylenerek ol eki getirilip e, bitiriliyor. Mesela diyelim ki arkadaşlar şöyle bir yapı yazalım. Şurada bir tane OH bulunsun. Şurada bir CH3 CH2 CH2 şurada bir CH3 olsun. CH2 ve şurada da bir CH3 olsun. Şimdi biz bu yapıya baktığımızda OH e yani ilk karbon atomunda değil. Ama bizim için önemli olan ne? OH'ın bulunduğu en yakın karbon atomundan numaralandırma yapacağız. Yani ben bu numaralandırmaya sağ taraftan başlayacağım. Çünkü OH'a 2 numarayı verebilmek için. 3, 4, 5, 6 dedim. Daha sonrasında arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorsunuz. Burada dallanma kaçıncı karbona geldi? 4. karbona. O zaman dördüncü karbonda ne var? Metil var. 4, metil dedik. Sonra yapının tamamına baktığımda yani en uzun zincir kaç karbonlu? 6 karbonlu. 6 karbonlu alkanın adı neydi? Hegzan. Hegzan demiyorsunuz arkadaşlar. Hegzanol diyoruz. Ol ekini getiriyoruz. Ama getirmeden önce de buradaki OH'ın bulunduğu karbon atomunun numarasını da söylüyorsunuz. Yani 4 metil 2 hegzanol ismini bu yapıya vermiş olduk. Bu şekilde bir adlandırma yapmış olduk. E bu OH grubu şurada birinci karbon atomunda olsaydı o zaman da ne derdik? 4 metil 1 hegzanol derdik. Şimdi adlandırma ile ilgili bir sorumuz var. Aşağıdaki alkollerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? Bakalım. Şimdi numaralandırma bu halkalı bir alkol yapısı. Ayrıca arken fonksiyonel grubu da içeriyor. Burada yapı alkol olarak kabul ediliyor. Ve numaralandırma çiftli bağdan değil de OH'ın bulunduğundan başlıyor. O zaman ben burada bir numarayı OH grubunun olduğu karbon atomuna verdim. Şimdi daha sonrasında ne yapacağım? Çiftli bağların yakın olduğu karbon atomlarına en küçük numarayı vereceğim. Şimdi bu taraftan dolaşsam arkadaşlar. 2 3 4 5 6 diye giderim. He, öyle yapmayıp da şöyle yapsam, bu taraftan dolaşsam bir de o zaman da ne olur? 2 3 4 5 6. Bakın kırmızıyla çizdiğimde yani kırmızı yönde gittiğimde eee çiftli bağın bulunduğu karbon atomu 2 numarayı alırken e, siyahla gittiğimde 3, 3 numarayı alıyor arkadaşlar. O zaman biz kırmızı yönü tercih edeceğiz. Yani bunun için ne diyeceğiz? 2, 4. 2, 4. Siglo hegza diyen. D dememin sebebi iki tane çiftli bağ bulundurması. Yani yapıyı bir sikloalkenmiş gibi önce adlandırdım. Sonrasında 5. E, daha doğrusu 1. karbon atomuna burada yanlış olduğu için 1. karbon atomunda OH bulunduğu için arkadaşlar 1 ol dedim. Doğrusu neymiş? 2, 4, 2, 4 siglo hexa diyen bir ol şeklindeymiş. A seçeneği yanlış. Diğer seçenekleri de hani eee Konuyu iyice öğrenmek adına adlandırmayı yine kontrol edelim. Yine burada baktık arkadaşlar. E, numaralandırmaya OH'ın bağlı olduğu taraftan. Bakın çiftli bağ gördüğünüzde oraya kaymıyorsunuz. OH'a yakın olan taraftan başladık. 1, 2, 3, 4 dedik. Sonrasında yapıyı bir alkenmiş gibi ilk başta isimlendiriyorsunuz. 3, buten daha sonrasında ikinci karbon atomunda OH olduğu için 2ol şeklinde ne yaptık? İsimlendirdik. C seçeneğinde de burada yine nereden başlayacaksınız arkadaşlar? Soldan başlayacaksınız. İkinci karbon atomunda OH bulunduğu için 3 4 5 dedik. Daha sonrasında üçüncü karbon atomunda gördüğünüz gibi bir metil var. 3 metil. Sonrasında da 4 pentin 2ol. Yani buradaki 5 ee, karbonlu yapıyı ne yaptık arkadaşlar? İsimlendirmiş olduk. İkinci karbon atomunda da bir tane OH var. Ee, bir e, bir sonrakinde 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırdık. Öbür taraftan gitseydik 1, 2, 3, 4 diye klora 4 numarayı verirdik. Bu uygun olmazdı. 3 kloro Sek, siklopentanol dedik. E, bu ifade e, doğru oldu. E, e seçeneğinde ise arkadaşlar e, numaralandırmaya sağdan veya soldan başlamanız fark etmez. İki tarafta da OH grubu birinci karbon atomunda 1, 2, 3 diye numaralandırdık. 2 de bir tane metil var. Sonrasında 2 OH grubu olduğu için birinci ve üçüncü karbon atomlarında 1, 3 propan diol dedik ve bu da doğru çıktı Adana seçeneği yanlıştı arkadaşlar. Ee, şimdi devam edelim. Bazı önemli alkollere baktığımızda bunlardan birincisi metil alkol e, diğer ismi metanol. Ağaç alkolü olarak bilinir oldukça zehirlidir, İçildiğinde körlüğe ve ölüme sebep olur. E, bunun dışında karbon monoksitin hidrojenli tepkimesinden, Elde edilebiliyor arkadaşlar. Onu da şöyle bir reaksiyon olarak gösterelim. Karbon monoksit hidrojenle tepkimeye girdiği zaman bu tarafta alkollerin en küçük birimi olan e, metil alkolü ne yapıyoruz? Üretmiş oluyoruz. E, şurada bir denkleştirme yaparsak, şunun katsayısı 2 olur. E, bu şekilde üretmiş olunuyor. İkincisi etil alkol diğer ismiyle etanol. Bütün alkollü içeceklerde bulunuyor. Bu alkollü içeceklerin içerisindeki yüzde oranlarına bağlı olarak değişebiliyor bu. Bütün alkollü içeceklerin içerisinde yüzde 5, yüzde 10, yüzde 20 içeceğine göre bulunabiliyor arkadaşlar. Polar yapılıdır ve iyi bir çözücüdür. Mısır, buğday, şeker kamışı gibi bitkisel kaynaklardan mayalanma yoluyla elde edilir diyoruz. Bir başkası etan diol. Bakın diol dediği için ve etan dediği için zaten iki tane karbonu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir yapı yani genel anlamda fonksiyonel grubu böyle gösteriliyor. Buradaki e, yapıların artık hidrojen olarak yazabiliriz. Zaten iki tane karbonu olduğu için e, bu şekilde yazılıyor. E, otomobil radyatörlerinde antifriz olarak kullanılıyor. Propantriole baktığımızda ise ya da diğer ismiyle gliserine o da şöyle bir yapıdır. Burada yine dediğimiz gibi karbon iki tane bağ yapmış. ikisini hidrojenle yapar. Buradaki karbon bir tane bağ yapmış. Buradaki iki tane bağ yapmış. Diğer iki bağını da hidrojenle yapıyor. Bu da gliserinin yapısıdır arkadaşlar. E, Propanterol ise kozmetik sektöründe oldukça yaygın olarak kullanılan bir alkol çeşidi. Şimdi alkollerin eldesine baktığımızda birincisi arkadaşlar alkenlere su katılmasıyla elde edilir. Bu Markov-Nikov'a göre gerçekleşiyordu. Hatırlayalım mesela e, burada bir alken yapısı olsun. Şöyle Şimdi biz burada suyu kattığımızda su H ve OH olarak katılır yani ikiye ayrılır iyonlaşır Yani bu tepkimi aslında asidik ortamda gerçekleşir ki suda iyonlarına ayrışsın diye e, Markovnikov kuralına göre az e, hidrojenin çok olduğu yani çiftli bağım bağlı bulunduğu karbon atomlarında hidrojenin çok olduğu yere hidrojen hidrojenin az olduğu yere OH grubu bağlanır ve son durumda yapı CH3. CHOH buraya bağlandı. Aradaki çiftli bağ koptu arkadaşlar. CH2'de hidrojen bağlandıktan sonra CH3 oldu diyoruz. Bu şekilde alkenlere su katılmasıyla alkoller elde ediliyor. İkincisi alkil halojenürlerin seyreltik sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit tepkimeleri. Alkil halojenür neydi? Halojen dediğimiz 7A grubundaki da ve haliyle mesela buraya bir tane klor bağlarım ben. Ve buradaki sonrasındaki yapı radikal de olabilir. 3 tane hidrojen de bağlayabilirim. Burada gördüğünüz gibi bu yapı metil klorür yapısıdır. Bir alkil halojenürdür. Buraya sodyum hidroksit ile bunu tepkimeye soktuğum zaman burada arkadaşlar e, ee ne olacak arkadaşlar? Eee yine Şuradaki OH grubuyla klor grubu yer değiştirecek. Bu bir substitüsyon yani yer değiştirme tepkimesidir. Bu yer değiştirdiği zaman buradaki klor ne yapacak arkadaşlar? Kopacak. Buraya OH bağlanacak. Kopan klor da sodyumla bağ oluşturup iyonik bağ oluşturup sodyum klorür tuzunu oluşturdu. Aynı şekilde bunu potasyum hidroksitle de yapmak istersek Mesela buraya brom bağlayalım bu sefer ee, başka bir yeda grubu üyesi brom, potasyum hidroksitle de ne oldu? Brom yine buraya bu atak yaptı, brom da geldi, buradaki potasyuma bağlandı yine substitüsyon diğer adıyla yer değiştirme e, tepkimesi gerçekleşti ve burada da potasyum bromür tuzu oluştu. Gördüğünüz gibi iki durumda da metil alkol elde ettik. Eğer burada met, e, metil değil de etil propil gibi e, radikaller olsaydı daha farklı e, alkoller elde edebilirdik. Özetle halojenle OH grubunun yer değiştirmesi sonucunda alkoller burada elde ediliyor. Bir başkası esterlerin hidrolizinden diyor. Esterlerin su ile tepkimelerinden karboksilli asit ve alkol oluşur. Ester yapısını hatırlayalım. Mesela bu şekildeydi. Ee, burada bir tane de radikal vardı. Mesela buna da CH3 diyelim yine. Fark etmez. Suyla tepkimesinden burada yine arkadaşlar ne oluyor? Karboksilli asit ve alkol oluşuyor. Aslında bu yapı bir anlamda parçalanıyor arkadaşlar. Bunun bir tarafı oksijen alırken diğer tarafı OH grubunu alıyor. Şuradan bunu böldüğünüz zaman şu CH3'ün şu suyun OH grubu geliyor. Bu CH3'e bağlanıyor. Diğer taraftan da e, buradaki yapıya da e, hidrojen bağlanıyor. Ve CH3 karbonil grubu ve OH şeklinde bağlandı. Gördüğünüz gibi bakın iki farklı ürün. Bir karboksilli asit olan mesela bu asetik asit. Bu da metil alkol oluşmuş oldu. Yani aslında su bunu ne yaptı? Bir anlamda parçaladı. Şimdi alkoller ve eterlerin fonksiyonel grup izomeridir. Bunların ikisi. E, tanımı bakayım. Alkoller ve eterler fonksiyonel grup izomeridir. Evet. E, aynı karbon sayılı eter ve alkollerin kapalı formülleri aynıdır. Açık formülleri farklıdır. Şimdi e, CnH2n artı 1 O şeklindedir bu alkollerin. E, OH şeklindedir alkollerin. Yani mono alkollerin genel formülü. E, bu formül yine aynı şekilde eterlerinde formülüdür. Yani eşit karbon sayılı eterler ve e, alkoller, monoalkoller birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Fonksiyonel grup izomeri de şudur. Kapalı formülleri aynıdır. Açık formülleri farklıdır. Alkolün fonksiyonel grubu OH'de. Eterin fonksiyonel grubu oksijende. E, bu şekildedir. Bunlar eğer eşit karbon sayılı iseler. Mesela ben şuraya eterin en küçük üyesi 2 e, tane karbonlu olduğu için şuraya. CH3 CH3 bağladım. E buraya da bir tane eşit karbon sayılı olsun diye C2H5 etil yapısı bağladım. Bunların kapalı formülleri ikisi de nedir arkadaşlar? Aynıdır C2H6O şeklindedir. Ve gördüğünüz gibi açık formülleri de birbirinden farklıdır. Bunlar fonksiyonel grup izomeridir. Şimdi bir sorumuz var. Yukarıdaki tepkimelerde oluşan X ve Y aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Ee, burada ne var? Alkil halojenür var, değil mi? Klor var. Bu ne yapıyordu arkadaşlar? Yer değiştirme tepkimesi veriyordu. O zaman biz ne yapalım? Bu kloru koparalım. Bunun yerine OH'ı bağlayalım. O zaman yapı CH3 CH2 OH. Klor gitti, OH geldi. X ile yani X'in bu şekilde yazmış olduk. Bize X'i soruyor. Mesela B seçeneğinde var bu yapı. E, D'de de var. Diğer seçeneklerde yok. X'i bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? E, kiminle tepkimeye sokacağız? Bir karboksilli asitle tepkimeye sokacağız. Bakın az önce bir şey anlatmıştık. Demiştik ki esterlerin su ile tepkimesinden karboksilli asit ve alkol oluşuyor. Yani ester ne yapıyordu? Aslında bunu parçalıyordu. O zaman ben alkolle e, buradaki karboksilli asiti tepkimeye sokarsam ve bunun sonucunda da su açığa çıkarsa demek ki buradaki Y dediğimiz yapı aslında bir ester yapısıdır. Bu yapıda ne olacak arkadaşlar? Buradaki bir tane yani alkoldeki şu hidrojenin şu hidrojenin kopması ve buradaki OH'ın kopması sonucunda bu iki yapı ne yapacak? Birbirine bağlanacak diyoruz. o da nerede var arkadaşlar? Burada bir kere yok. Bu karboksil asit. Bu gitti. Şurada gördüğünüz gibi CH3 CO CH3 CO yapısı ve buradaki CH3 CH2 de şunun ucuna bağlı. Cevabımız Bursa seçeneği oldu. Bir başka soru. Bileşiği ile ilgili adlandırmalardan hangileri kullanılabilir? Şimdi ne demiştik? Yapının tersiyer alkol olması için OH'ın bulunduğu karbon atomuna 3 farklı ya yani 3 farklı değil, 3 tane radikal bağlı olmalı farklı olmasına gerek yok. Tersiyer pentil alkol diyor. Şimdi pentil demesi için 5 tane karbon olması lazım. 1 2 3 4 5. O zaman olur bu. E ee, bir başka seçenek de şurayı açalım biraz. Ne diyor arkadaşlar? 2 hidroksi 2 metil bütan. Burada numaralandırmayı yaparken soldan başlamam e, OH en küçük numarayı vermem için yeterli olur. Şimdi bu OH'ı hidroksi olarak da söyleyip bunu bir alkan gibi de söyleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece harf sıralamasına dikkat edin. H harfi M harfinden önce geliyor. O zaman ikinci karbon atomunda bir tane hidroksi yani OH grubu ve bir metil var. O zaman iki hidroksi iki metil bütan diyebilirsiniz buna doğrudur. E, diğer taraftan yapı zaten bir alkol yapısı. Ve 4 karbonlu e, en uzun zincir. E, i̇kinci karbon atomunda metil var. 2 metil dedim. Sonrasında OH'ın bulunduğu karbon atomunu belirtip sonuna da ol ekini ekledim ve butanol dedim. 2 metil 2 butanol. Üçüncü ifadede adlandırma için doğru. Gördüğünüz gibi 3 farklı adlandırmada bu bileşik için yapabildik. Şimdi biraz daha alkol çeşitlerine bakalım. Alkollerin kullanım alanlarıyla ilgili verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Glikol antifriz olarak kullanılır. Gliserin nemlendirici özelliğinden dolayı kozmetik gıda endüstrisinde kullanılır. Polialkoller ise su çekicilik özelliğinden dolayı kozmetik ve tütün endüstrisinde kullanılır. Bunların üçü de doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği. Bir başka soruda tepkimeleri sonucu oluşan X ve Y maddeleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi burada ne yapmış arkadaşlar? Bir alken yapısı var ve bu alkene su katmış. Ne demiştik? Bu su H ve OH olarak iyonlaşır. Özellikle asidik ortamda tercih edilir bu tepkimenin gerçekleşmesi ki su iyonlaşsın ve hidrojenin bol olduğu yere hidrojen çiftli bağ karbon atomlarında az olduğu yere de OH bağlanır o zaman ben bu X yapısını şöyle göstersem OH'ı buraya bağladık şu çiftli bağ artık tekli bağ oldu ve burası da CH3 oldu artık diğerine bakalım ee, Buradaysa arkadaşlar yine aynı şekilde bir alkene su katılması var. Bu sefer de burada hidrojen e, şu karbon atomunda bir tane var çiftli bağlarda burada hiç yok. E bu durumda hidrojen buraya bağlanır. Burası CH2 olur. Çiftli bağ kopar ve buraya da OH bağlanır diyoruz. Evet iki tane yapı elde etmiş olduk. E, birinci öncül de X ve Y yapı izomeridir diyor. E, burada bakalım. E, birincisi için yani şu yapı için. E, OH grubu var ve 1, 2, 3, 4, 5 5 tane karbon atomu var bunun için ise 1, 2, 3, 4 5 tane karbon atomu var yine OH grubu var yani buradaki önemli olan husus Burada karbonların yerlerinin değişik olması. İzomer zaten kapalı formülü aynı olması demekti. E yapı izomeri de buradaki birinin dallanma yapması öbürünün düz zincirli olması gibi bir durum. E bu ifade o zaman doğru oldu arkadaşlar. X ve Y alkoldür. Bu zaten OH grubu bulunduruyor. Doğru. X sekonder alkol. Y tersiyer alkoldür. Buna da bakalım. Şimdi X için şuraya bağladık OH grubunu ve OH'ın bulunduğu karbon atomunun gördüğünüz gibi bir iki tane karbon atomuyla bağ yaptığını söyleyebiliriz ve iki tane karbon atomuyla bağ yaptığı için bu sekonder alkoldü. E diğer taraftan Y'ye baktığımda Y'de o OH'ın bulunduğu karbon atomu burada arkadaşlar ve bu da bir 2, 3 tane karbonla bağ yapmış bu karbon atomu. O zaman bu da nedir? Tersiyer alkoldür. Eğer bir tane karbonla bağ yapan başka bir şey olsaydı o da mesela primer olurdu. E bu ifade de doğru oldu. Cevabımız Edirne seçeneği diyoruz. Bugünlük dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.